Herkese merhaba. Havaalanına geldim. Chicago'dayım şu an Amerika'da. Belli bir miktar vaktim var. Bu vaktim ve sizlere Amerika'da geçirdiğim bu iki haftada yaşadıklarımı, gördüklerimi, tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Sırayla gidelim. Öncelikle Chicago Havalimanı'na geldim. Chicago Havalimanı'na geldikten sonra indik tabii. Hemen pasaport kontrolü oldu. Pasaport kontrolünde orada bir cihaz var. Onu pasaportunuzu okutmanız gerekiyor. Oradan sizi işte identify ediyor. Ondan sonra polis kontrolüne geçiyorsunuz. Fakat ben o kartı tanıtamadım. Bir şekilde tanımadı. Sonra tekrar polise gittim. Polise gidince polis bana bayağı ayrı soru sordu. Yani orada tanımadığı için değil de benim vizem eskiydi bayağı. 7-8 yıllık bir vize ve hiç de gelmedim Amerika'ya. Bir yetkinlik için almıştık. Vize yetişmedi. İsim sorgusuna falan takılmıştı Amerikan konsolosluğunda. 6 ay sonra geldi benim vize. Ben dolayısıyla etkinliğe gidememiştim. Bu bağlamda niye gelmedin? Niye 10 yıldır vizem var da gelmiyorsun? Bir sürü soru sordu bana. Ben de anlattım tek tek işte. Ne zaman döneceksin? Hangi otelde kalacaksın? Bana otel evraklarını göster. Bilmem neyi göster. Soruyor ama sorarken de bastı damgayı. Ben daha evrakları falan göstermeden dedim yok yanımda. İşte telefon rezervasyon yaptırdık. Bir şey yoktu yani yanımda gerçekten. Oradan aldım onları. Sonra geçtim. Valizlerimi aldım. Araba kiralayacaktık. Araba kiralama noktaları şeymiş maalesef. Şu an havaalanının içinde değilmiş. Önceden havaalanının içindeymiş. Şimdi taşınmış uzakta bir yere. Ring servisler koymuşlar. Otobüsler. Eski otobüsler böyle. O eski otobüslere biniyorsunuz. Eski otobüse bindikten sonra eski otobüs sizi alıyor. Bir 5-10 dakika kadar bir yol gidiyorsunuz. Gittiğiniz yerde de artık arabaların kiralandığı yere geliyorsunuz. Arabaların kiralandığı yerde işte biz Hertz'ten kiralamıştık arabayı. Oraya gittim. Ben de Amerika'da hiç araba kullanmadım açıkçası. Hani bir endişeleniyordum. Endişelenmiyor değildim. Nasıl olacak, nasıl gideceğim vesaire diye. Trafik kurallarına falan internette bir baktım ama hani bilmiyorum yani neticede. Türkiye gibi değil, daha farklı. Başka yabancı bir ülkede araba kullanmamıştım daha önce ama Amerika'ya geldiğiniz zaman benim gittiğim yerde birazcık hani merkezi bir yer değil, toplu taşımanın olduğu bir yer değil. Chicago'ya 70 mil falan hani 100 kilometrenin üzerinde bir yer. Biraz uzakta Chicago merkezi. Ve zaten merkezlerden uzaklaştığınız anda, kırsala geçtiğiniz anda Amerika'da kesinlikle toplu taşıma imkanınız yok. Herkes arabaya binmek zorunda. Arabasız bir yere gidemezsiniz. Yani yürüme imkanı diye bir şey yok. Ondan da bahsedeceğim biraz. Araba için önceden işte kart bilgilerimi vermiştim. Aynı kartı istediler benden. Aynı kartı verdim. O kart üzerinden bir provizyon aldı. Normalde araba kiralaması 1000 dolardı. Benim kalacağım gün kadar ama bir de onun üzerine 200 dolar kadar ön provizyon aldı. Arabaya zarar verirsem bir şey olur ya da niye aldı bilmiyorum onu. 1200 dolar gibi ön provizyon aldı. Ondan sonra bana arabanın anahtarını yani arabayı anahtarını her şeyini verdi. Dedi ki git dedi otoparkta F5'te F6'da bir yerde dedi işte araba git onu al. Ben de gittim. F5 bir tane yok, bir iki tane var. Bir tane yani 3 bölüm var. Üçünde de F5 var. Ben baktım bana söylediği araba. Bir tane F5'te buldum. O arabaya bindikten sonra bir tabii böyle bak Nissan Versa diye bir araba. Türkiye'de olmayan bir araba. İşte bagajım falan yerleştirdim. Bindim arabaya. Navigasyon var. Navigasyonu açtım. Bismillah dedim. Çıktım yola. Karanlık. Yolda giderken size bazı trafik kurallarından bahsedeyim. Bu trafik kuralları şöyle. Öncelikle hız limitlerine uyun diyorlar kesinlikle. Ben de hız limitlerine uydum. Başka bir şey yapmadım. Çünkü polisin nereden çıktığı belli olmuyor diyorlar. Çok fazla paralı yol var. Yani araba kiraladığınız zaman o otoyollardan geçmek için bir EZ var. Bir de I var. Easy ve ID diyelim. Hani onlar var. İkisi var. İkisinden de geçebileceğiniz işte bir arabada HGS gibi bizim işte OGS gibi bir sistem var. Ondan olması gerekiyor. Onu taktık. Onu varmış zaten arabada. Böyle kapağı var. Onu açıyorsunuz. Açtıktan sonra artık o kullanıma giriyor. Benim navigasyona yazdım. İşte bir saat yolum var diyor. Okey gittim. Karanlık bayağı yani tedirgin gidiyorum. Yolları bilmediğim için bir hani ara yollardan bir otobana soktu. Otoban böyle 4-5 şerit falan. Ama arabalar hız limitlerinden hızlı gidiyor birazcık. Akışa uymak zorunda kalıyorsunuz. Hani orada yavaş gitme ihtimaliniz yok artık. Daha sonra navigasyon size söylüyor. Yani çok da hızlı gitmiyorlar. Hız limiti mesela 60 mil ise onlar 65, 70 mil, 80 mil gidenler olabiliyor. Bazı tabii deliler oluyor yine arada geçen ama ekseriyeti uyuyor. Çok fazla tır var, büyük tırlardan var. Ve hani navigasyon buranın kendi Hertz'in bana verdiği navigasyon gayet düzgün çalışıyordu. Hani çok önceden haber veriyor, ne yapman gerektiğini falan söylüyor. Çok tedirgin etmedi. Hani Google veya Yandex navigasyon gibi değil. Birazcık daha farklı bir sistem yapmışlar. Onlarla gitsem sıkıntı yaşayabilirdim diye düşünüyorum. Daha sonra hani otobandan çıkınca McHenry diye bir yerdeydim ben Chicago'da. Otobandan çıktıktan sonra daha böyle artık bizim E5 de değil, E5'ten de kötü aslında. İki gidiş bir geliş yollarla gidiyorsunuz. Bazen size iki geliş oluyor, bazen karşı tarafa iki geliş oluyor. Duruma göre mesela sola dönecekseniz sola dönmeden önce mutlaka sola geçmek yani önceden bir sola geçmek gerekiyor. İşte sola dönüş için sadece de şeritler var. Mesela tek şerit gidiyorsunuz bir şerit çıkıyor karşınıza sadece sola dönüş için diyor.
Siz o şeride önceden girmeniz lazım. İleriden de sola dönmeniz gerekiyor. Eğer önceden girmezseniz ve sola dönmeniz gereken şeritte değilseniz dönemezsiniz. Yani bayağı bir korna falan yersiniz. Dönemezsiniz de zaten. İnsanlar yol falan da vermiyor. O yüzden onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Sağa giderken de aynı şekilde. Only for right diyor mesela. Right. Sağa gidiyorsunuz. Sağa geçiyorsunuz. Oradan sağa dönüyorsunuz. Yani ışıklar tam böyle sizin durduğunuz yerde değil de geçeceğiniz yerde. Yani karşı tarafta. Ama sizin durmanız gereken yer çizgiyle belirtilmiş. Orada duruyorsunuz. Karşıdaki ışığı takip edip geçiyorsunuz. Ona alışıyorsunuz. Onda çok sıkıntı yok. Bu dönüşler biraz enteresan. Çünkü hiç ışık yok dönüşlerde. Yani sola döneceksiniz. Karşıdan vızır vızır trafik geliyor. Size yeşilleniyor. Onlara da yeşilleniyor. Siz hani arabaların azalmasını bekleyip pıt diye böyle geçmeniz gerekiyor falan. Hani tek tük evler var. Bir de enteresan bazı evler şeyde. Yol var böyle. E5 var. E5'ten posta kutusu veriyorsun. Adamın evi böyle pıt diye oradan, yani E5'ten adamın evine giriyorsun gibi. Bayağı çok var. Onlar benim çok hoşuma gitmedi açıkçası. Birazcık daha ilerlerde işte daha işte aralarda bir yola girdim yanlışlıkla mesela. Hızım iti 20 mil. Düşünebiliyor musunuz? O kadar yavaş gitmeniz gerekiyor ki ve çok dar. Bu Amerikan filmlerinde hani gördüğünüz önüne böyle korku filmlerinin geçtiği yerler var. Ağaçlar yolu kapatıyor. Git gel şerit şey diyor yoldan, işte atlı biri çıkabilir diyor. Normal at kullanan insan çıkabilir diye tabelalar var. İşte doğal hayvan çıkabilir diyor. Geyik çıkabilir falan diyor. Gerçekten çıkıyor. Yani böyle vurgu yapmış bir de. Geyik gerçekten çıkabilir diye tabela var yani. Yavaş gidiyorsunuz dolayısıyla zifiri karanlık, yani kesinlikle çok karanlıktı ama o keyifliydi. Korktum böyle korkarak ama çok da keyifli gittim yani, yol acayip güzel bir yoldu. Neyse o zaten beni döndürdü, yine aynı yola geri verdi. Oradan otele gittim, standart otel check-in'i yaptım. Arabanın ya yani araba işte mil göstergesi şeyde filan mil söylüyor navigasyonda, yard diyor, yarda göre mile göre biraz bir süre sonra alışıyorsunuz. Oradan işte markete ondan sonra geçtik şeye. Otele geçtik. Otel bildiğiniz otel. İşte işe git gele, iş biraz yürüme mesafesindeydi ama sabahları -2-3 derecelere falan uyanınca 500 metrede olsa arabayla gitme gereksinimi duydum bazı sabahlar. Çok soğuktu çünkü. Ondan sonra bir de çok da bir yere gezmedim. Korona da var. Yani iş için geldim. İşimi halledip geri döndüm gibi oldu. Etrafta baktım işte. Best Buy'lar vardı. Walmart'lar vardı. Yani Chicago merkeze falan gitmedim. Zaten aslında orada çalışanlar da çok gitmemi de tavsiye etmediler. İki türlü. Hem yani yabancı olduğum için çok park problemi oluyormuş. Birazcık bilmek gerekiyor yani park yerlerini falan. Ya da çok para ödemeniz gerekiyormuş. Yani $40, $50 park saatine, 2 saatine falan paralar ödüyormuşsunuz. Acayip pahalı. Bu çok sorun değil. Yine giderdik. Gelmişiz buraya kadar ama şöyle de bir durum var. Korona var neticede. Kalabalık yerlere olabildiğince girmemeye çalışıyorum. Şu an havaalanındayım mesela. Ya bu kadar rahat size konuşabiliyorum. Bayağı boş havaalanı. Hatta size şimdi hani havaalanın en kalabalık yerindeyim. Orayı göstereyim. Niye havaalanın en kalabalık yeri? Çünkü bakın şurada Burger King var. Burada Burger King demişken hani Burger King'de şimdi bir şey yedim. Ne derler ona? Chicken burger yedim yani. Tavuk burger yedim. Yanına patates falan söyledim. Ama o hani şey demişlerdi bana hep. Amerika'da porsiyonlar çok büyük. Birazcık ufak bir porsiyon. En ufağını söyle. O zaten büyük gelir falan. Ufağını söyledim. Ufak geldi yani. Bizdeki ufaktan bile ufaktı. Hani içeceği de ufak. İçindeki patatesi de gayet ufak. Yani öyle büyük bir şey gelmedi. Standart geldi. Tadı nasıl diyecek olursanız, benim dediğim cheeseburger demeyeyim de işte chicken burgerlerle Burger King'deki, ya buradaki her şeyin tadı biraz farklı. Kullandıkları yağdan ötürü herhalde. Çok benziyor. Öyle çok aşırı uzak bir tat yok. Ama biraz farklı. Patatesleri biraz daha kalın. Ama hamburger ekmeği değişik. Mesela bizim Türkiye dediğimiz Burger King'deki hamburger ekmeklerinden değil baya. Yani Nusret'teki hamburger ekmeğine daha yakın. Çok daha iyi hamburger ekmekleri kullanıyorlar. Ama içinde kızartma falan yaptıkları ya birazcık daha farklı herhalde. Evet, otele gelmiştik. Markete geçelim. Markette, Avrupa'da genelde marketlerde poşet verilmez biliyorsunuz. Parayla alırsınız. Türkiye'de de ona geçtik. Ben orada Walmart'a gittim çok fazla. Walmart Super Center gibi Walmart'ın en büyük marketlerinden biri vardı. Yakın dediğim yine 12-13 kilometre uzakta. Çünkü orada o yakın o kadar. Ve hani yani yürümeden bahsedecektim. Otelden çıkayım böyle bir yürüyüş yapayım diyorsunuz. Otelden çıktıktan sonra dedim ana yol var. Başka yer yok. Ana yolun kenarında yürümeniz lazım ve hiç yürüyen hiç kimse yok. Öyle bir durum yok yani. Arabaya binip bir yere gitmeniz lazım. Bir göl kenarına bir yere ki yürüyüş yapın. Yani illa arabaya bineceksiniz. Hareket kabiliyetiniz sıfır arabasız. İş yerine yürüyorum dedim 500 metre mesela. Orada bile insanlar garip garip bakıyor yani. Hani yoldan geçenler bu ne yapıyor falan, kim bu, ne hani ayak falan diye yani. Hani değişik bir şeydi, garip bir deneyim. Ondan sonra Walmart'a gittim. Walmart'ta normal bizdeki işte en büyük marketler gibi, içinde Bauhaus'un da olduğu, işte Carrefour'un da Bauhaus'un da hepsinin beraber olduğu gibi düşünün. İşte hani Koçtaş da var içinde, Carrefour da var, Supercenter bayağı büyük yani, ikisini toplayın en büyük düşünün. İkisinin de büyüklüğü gibi bir yer. Alışverişinizi yapıyorsunuz. Bizdeki işte
Migros'lardaki kendi kendinize çıktığınız şeyler var ya, kasalar onlardan var. Oradan çıkabiliyorsunuz gayet rahat. Bir de normal kasiyerler var. Standart market alışverişi bir özelliği yok. Ama burada poşet veriyorlar. Böyle dönen bir tezgahları var. O tezgah senin bütün eşyalarını kasiyer hatta kendi koyuyor. Pıt 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 bir sürü poşete dolduruyor böyle. 10 tane poşeti veriyorsun sonra çıkıyorsun. Ama burada mesela bir İsviçre marketine gittim Aldi diye. Orada poşet parayla, burada yok yani. O hani İsviçreli kendi oyunu buraya getirmiş, kimseye karışamayın gibi dayatmıyor yani. Bir kural yok. Vay efendim poşet kullanacaksın, kullanmayacaksın diye bir kural yok burada. Herkes kendi pazarlama stratejisine göre hareket ediyor. Serbest ekonomi diyelim buna biz. Ondan sonra işte öyle vakit geçirdik. Oralarda gittik. Yaklaşık yarım depo benzin bitirdim arabada. Hani ondan da bahsettim. Araba benzinle. Benzin fiyatlarını da buradan bir karşılaştırma ihtimali, şey imkanınız olsun. Ben yarım deponun birazcık, yani yarım depo, yani şu full diyelim. Şu yarım şu kadarcık. Hani bir tık daha yarımın altındaydı. Depoyu fullledim. Önce bir şeye gittim. Çünkü kiralama şirketine şey diyorsunuz. Arabayı full aldım, full vereceğim. Kiralama şirketinden yakın bir benzin istasyonu bu, hani aradım navigasyondan. 2 mil yakında bir, en yakında orası vardı. Oraya gittim. Bak dedi ki kartını sok diye sokuyorum. İşte zip kodunu gidiyor. Yani zip kodun ne? Hani zip kodu burada şey. Hani bulunduğun county'nin veya işte ilin, ilçenin numarası. Giriyorum mesela, orada kaldığım yerinkini girdim falan. Yok, kabul etmiyor. Şifre mi acaba? Şifre diyorum. 5 tane il istiyorlar. Bizim şifreler 4 tane. Kabul etmedi yani, alamadım ben oradan. Hatta pompayı soktum falan, şey diyor. Çıkartın diyor. Pompayı takın diyor. Basın diyor. Bekleyin diyor. Ondan sonra siz işte ondan sonra ödemesine gidin, kasa yapın. Onu yapıyorum. Böyle bekliyorum. Yok. Kasiyere gidiyorum, diyorum ki yok benim kartım kabul etmiyor, şifreni kabul etmiyor diyor. Ya tamam da 5 istiyor, benimki 4 diyorum diyorum, ne yapayım ben diyor, Hintli bir adam. Tamam dedim o zaman. Bir anda Allah'tan bir benzinlik daha vardı şansıma. Çıktım oradan, oraya gittim. Oraya gidince orası Shell. Orada aldım şeyi, pompayı kendiniz dolduruyorsunuz. Taktım aleti. İşte seçiyorsunuz hangi benzin alacaksın. En ucunu seçtim neticede. Kiralık araba var hani. 90 oktan 95 oktan diye gidiyor benzinler. Aldım işte en ucunu. Bastım. 12 dolar aldı. O şey dedi. Çıkarttım. İçeride mi ödeyeceksin? Bekle dedi. Kasiyer onay verecek dedi. Kasiyer onay verdi dedi. Taktım ondan sonra. Bastım. Muhtemelen öbür günde de kasiyer onayı bekledim. Ondan basmadı ama orada yazmıyordu. Uyarmadı yani kasiyer onayı bekliyorsun diye. Bastım ondan sonra. Baktım dolduruyor. İyi, bekledim böyle. Bizim kasiyer şeyden biliyoruz Türkiye'de. Bekliyorum böyle. O da bekledim işte şey gibi, pompacı gibi. Bekledim. Tık diye 12.40 dolar olunca durdu. İşte yani bunu 8 ile çarpacak olursanız 80 96 100 lira civarında bir benzin almış yüzü olur mu? 2 dolar değil yani. 120 dolar. 119 dolar. 100 dolar mıydı ya? 120 dolar civarında yarım deposu doldu bu arabanın. İşte 80, 120, 130, 125 lira, 130 lira kadar bir Türk parasına karşılığı olan benzin aldı yarım depoyu. Bu da araba standart 1.6 benzinli bir araba. 40-42 litre deposu vardır. Türkiye'de aynı yarım full depoyu, arabanın full deposu Türkiye'de yaklaşık 340'a falan dolar, 350'ye falan dolar. Burada da işte 260-270 TL'ye geliyor. Yani kur farkından vesaire ötürü artık burada da benzin o kadar ucuz değil. Galon dedikleri şey 2.20 dolar falan. Yani full depo, standart bildiğimiz Türkiye'deki bir benzinli arabanın deposunu 340-350'ye doldururken burada 250-260'ı doldurursunuz yani. O kadar bir fark var yakıt noktasında. Evet, benzine de gelmiştik. Daha sonra işte burada ne yedim? Burger, yani yemek konusuna gelelim. Eğer siz tabii Müslümanız, neticede herkesin dini hassasiyetleri söz konusudur. Oradaki sizin yemekle ilgili hassasiyetinize göre burada yeme içme alışkanlıklarınızı bir hesap etmeniz gerekiyor. Mesela ben kesinlikle işte helal kesim et yemiyorum diyebilirsiniz. Ama domuz eti yemiyorsanız diyelim ki normal et yiyeceksiniz, biftek yiyeceksiniz. Onu da derseniz ki ben İslami usulü kesim olmadığı sürece yemiyorum derseniz eti de egal etmeyin. Yani sadece domuz yemiyorum derseniz kırmızı et bol miktarda var, uygun fiyata yiyebilirsiniz. Ama ben İslami usulü uygun kesilmediği için onu da yemem derseniz onu da eledik. Tavuk yiyebilirsiniz, balık yiyebilirsiniz. Her zaman salata vesaire zaten yiyebilirsiniz. Tavuk ve balık konusunda da artık hassasım ben. Hani Türkiye'de de helal kesim takip ediyorum diyorsanız balık da olmaz da tavuk da, sadece balık yiyebilirsiniz. Balık da ne olduğu belli değil kardeşim, kızarttıkları ya derseniz o zaman da sadece salata yiyebilirsiniz. Yani burada ona göre hesabınızı yapın gelin. Burada her yerde bulabileceğiniz şey hamburger, fish and chips dedikleri balık ve cips. Yani bunları çok bol rahatlıkla bulabilirsiniz. Tavuk burger de rahat bulabilirsiniz. Marketlerde de donmuş gıdalar var işte. Ben mesela şey aldım birkaç kere, işte karidesli, brokolili, bilmem neli böyle mikrodalga fırına atılacak şeyler var. Onlardan aldım. Mikrodalga fırın vardı otel odasında. Atıyordum, yiyordum gayet de.
Hani güzel doyurucu oluyor. Onların fiyatları nasıl derseniz, o dondurulmuş gıdaların fiyatları 2,5 dolarla 5 dolara görmedim. 2,5 ile 4,5 dolar arasında. 2,5 dolara 2 tane alırsanız güzel doyarsınız. 4 dolar olanlarda işte et met oluyor, biftek falan oluyor. Domuzlu olanları da var, sadece etli olanları da var. Yazıyorlar üzerine zaten, hepsi yazıyor. Onlara göre yemek işini öyle halledebilirsiniz. Dönüşüm bir kısmından bahsettim. Dönüşte nasıl benzin aldığımdan falan bahsettim. Ondan sonra arabayı aldığım yere geri götürdüm. Oranın kapalı otoparkına çektim bir yere. Zaten yol tabela gösteriyor. Gittim oraya, park ettim arabayı. Park ettikten sonra yanıma hemen bir Hertz'in yetkilisi geldi. Arabanın sağına soluna şöyle bir baktı. Okey dedi. Bastı. Faturamı verdi çıktı olarak bana. İşte kartımdan da Mevla'ya çektiler. Çekti yani, sistem bir sorun olmadı. Oradan bastım. Şeye gittim. İşte ondan sonra ring otobüsler vardı yukarıda. Ben terminal 5'e geliyorum. Uluslararası çok fazla gelen giden yok ki. 1, 2, 3 numaralı terminallerin, 4 numaralı terminal yok bu arada. Chicago Havalimanı'nda 1, 2, 3, 5 var. 4 ne yok bilmiyorum. Uğursuz herhalde. Geliyor ondan sonra bu 5 numarayı. Ben bayağı bekledim ama vaktim çok zaten. Bakın erken geldim, sıkıntım yok. Ama işte 7 tane normal 1, 2, 3 geldiyse international olmayan, yani uluslararası olmayan standart Amerika içi, 5 bir tane geldi yani. 20 dakikada, yarım saatte bir tane geldi. Bindim otobüse, işte adam bağırdı, siyahi amca otobüsü kullanıyor. Merhaba dostum falan dedi. Nereye gidiyor? Ha, böyle konuşuyor tabii. Nereye falan dedi. Beşe gidiyorsun değil mi? Eminsin diyor. Beşe gidiyorum dedim ya. Tamam, sıkıntı yok. İyi geç dedi. Hoş geldin falan. Beş gittin. Oturduk. Amca sürdü arabayı. Biz de tıngır mıngır havalimanına geldik. Havalimanı eski. Yani eski bir havalimanı. Yenilememişlerdi. Hala eski. Yani bizim Türkiye'deki İstanbul Havalimanı ile kıyas götürmez. Atatürk Havalimanı'yla da bence kıyas götürmez. Bizimkiler daha iyi diye söylüyorum. Yani bunlar, burası eski. Çok zamanında yapmışlar. Böylece kalmış burası. Ama işte girdik. Ondan sonra orada bavullarımı verdim. Böyle işte VIP, hani business line bilmem ne ayırmışlar ama çat pat yani. Çok da şey değil, dikkatli değiller o kadar da. Mesela pasaport kontrolü diye bir şey yok. Hani var da, gidiyorsunuz pasaport kontrolü, bir tane adam oturmuş böyle tabure gibi bir şeyde oturuyor. Normalde böyle deskler vardır, bir yerlerin arkasında oturur falan, her öyle. Gittiğim her ülkede öyle gördüm yani. Burada öyle değil, bir tane adam oturuyor. Ben dedim bir daha pasaport kontrolü mü olacak? Aldı, yüzünü açtı dedi, açtı, bir yere okuttu, verdi, tamam git dedi. Gidiyorsun gidiyorsan şey mantığı var ya, gelmişsin gidiyorsun, gidiyorsan git, nasıl gidiyorsan git, bana ne ya modu var yani. Damga bile basmadı, okuttu geçti yani sadece. Ondan sonra işte girerken ayakkabıya kadar çıkarttırıyorlar. Ben normalde hiç ayakkabı çıkartmamıştım diğer gittiğim ülkelerde de. Burada ayakkabıya kadar çıkarttırdılar. Bu Amerika'ya giderken bizde özel bir cihaz var. Görmemişsinizdir de. Böyle ellerinizi açıyorsunuz, duruyorsunuz. Bu dönüyor falan. Bütün havalimanlarına var. Şüphelendiklerini yapıyorlar normalde. Burada gelen herkese yapıyorlar yani. Ayakkabı çıkar, oraya gir. 3 saniye dur. Gel diyor ondan sonra. Yes sir, come falan diyor. Gidiyorsun. Çok da sormuyorlar. Eşyalarımı aldım. Geldim işte. Şimdi burada Burger King vardı. Burada şu tavuk burgerden yedim bir tane. Boş, bütün yani mağazalar falan kapalı, havalimanı boş. Yani en kalabalık yeri dediğim burası gerçekten. Havalimanı boş yani, serbest. Hani Covid olarak baktığınız zaman riskli tabii dışarı çıkmak her türlü ama serbest yani, dip dibe bir durum yok burada. Hani olursa olur yani artık. Çünkü markete gitseniz de benzer bir risk olabilecek durumda şu anda. Evet, Amerika ile alakalı buraya gelecekseniz ya da burayla alakalı merak ettiğiniz konular varsa lütfen aşağıda yorumlarda bana sorun, seve seve cevap veririm hepsine. Değinmediğim bir konu oldu mu diye düşünüyorum şu anda. Bir de mesela markette gidiyorsunuz, yolunuzda gidiyorsunuz, kimseye de bir zararınız yok. Onun da sana bir zararı yok. Ama önünden geçiyor, sen de gerisindesin yani, bir doku temasın da yok, sorry diyor sana. Herkes sorry diyor. Önünden geçen sorry diyor, yanından geçen sorry diyor. Yani neye sorry diyorsun kardeşim, yürü git işte yani. Hani sorry diyecek bir şey yok yani. Sorsan da her şey sorry sorry demeye başlıyor. Yani sorry diyecek bir şey yok. Bir de şey değil mesela, Avrupa'da falan gittiğinizde Türkiye'de de olsun çok isterdim ama Türkiye'de de yavaş yavaş belki zamanla ilerleyen dönemlerde bir daha tekrar eski günler geri döneriz. Herkes birbirine selam verme meselesi var ya, Avrupa'da bir asansöre binersiniz, herkes selam verir. Karşıdan biri görür, size selam verir Avrupa'da. Benim yani gittiğim yerlerde hep böyle olursa hello melo diyor, bir şey diyor. Hiç tanımasına gerek yok yani. Ama Amerika bizim gibi. Öyle herkes önüne bakıp yürüyor, kimsenin kimseye tık dediği yok yani. Yani aynı iş yerinde çalışsanız bile çok birbiri muhatap olmadığınız biri ise Türkiye'deki durumun çok benzeri yani. Kültürel olarak gördüğüm Amerikan filmleri gerçek, aynısı. Yani arabalar aynı, adamların konuşma tarzı aynı. Her şey aynı yani, heriflerin tipleri aynı. Siyahlar böyle biraz çekingen nispeten. Yani bir tane bir normalde bir girersiniz, bire girirken arkasından kapıyı tutarsınız yani. Öyle o da geçsin yani, zaten açmışım kapıyı diye. Arada yapıyorsunuz öyle insanlara. Bir tane siyahi bir adam geçiyordu öyle, ben normalde bizde öyle bir şey yok ya, öyle kapıyı tuttum. Adam bana bir teşekkür ediyor, şaşırdım, eğiliyor filan önümde. Manyak mı ya dedim, hani içimden diyorum tabii de. Acayip geldi bana yani. Demek ki adamlara artık bir nasıl bir duygu oluştuysa, buradakilerin tavırları nasılsa,
bir kötü durum hissettim yani. Hoş gelmedi bana adamın öyle davranması. Bilemiyorum. Teşekkür ederim bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hızlı kestik. Bay bay.